Başladık mı? Tamam. O zaman giriyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size özellikle simülasyonlarda, uçak simülasyonlarında kullanılmak üzere tasarlanan bir üründen bahsetmek istiyorum. Yeni bir ürün değil bu arada. Logitech'in Extreme 3D Pro isimli joystick var. Şu anda ekranda görüyorsunuz zaten. Böyle klasik olarak oyunlarda ama işte uçuş simülasyonu ya da uçak kullandığınız oyunlarda kullanabileceğimiz bir joystick. Şimdi neden bu ürünü tekrar ben inceliyorum ya da bir özelliklerine göz atacağım? Şundan dolayı biliyorsunuz kısa bir süre önce Microsoft Flight Simulator'ın 2020 sürümü çıktı. Hatta ben de onunla ilgili iki tane video çekmiştim kanalımda. Aynı zamanda Teknoloji Oku'da da böyle bir iki tane videoda oraya çekmiştik. Çok güzel bir oyun, eğlenceli bir oyun. Oyundan ziyade aslında simülasyon, yani uçak kullanıyorsunuz. Dünyanın istediğiniz her yerinden uçağı kaldırıyorsunuz. Bir havalimanından sonra tekrar bir havalimanına indirebiliyorsunuz. Veya istediğiniz herhangi bir yerden havada da uçağı kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Ama o oyunu oynamaya başlayınca ki benim bu konu çok büyük bir uzmanlığım yok bu arada. Teknolojiden anlıyorum ama öyle simülasyon oyunu çok oynamış değilim. Özellikle uçak tarafında. Şöyle bir durum ortaya çıktı. Klavye çok kolay oynanmıyor. Ben de ne yaptım? Xbox var bende, bilenler biliyordur. Xbox'ın kumandasıyla oynamayı denedim. Fena olmuyor. Yani %100 sonuç vermese de genel olarak işe yaradığını söyleyebilirim. Ama eğer uçak simülasyonu oynayacaksanız ya da uçak kullandığınız bir oyun oynayacaksanız şöyle bir joystick'e ihtiyacınız var arkadaşlar. Neden ihtiyacınız var? Birkaç sebepten dolayı. Birincisi o havadaki o 3 boyutu vermeniz ancak bu tarz bir üründe oluyor. Yani 3 boyutlu hareketleri işte sağa, sola, yani X ekseni var burada, Y ekseni var, bunda bir de Z ekseni var. Şöyle yaptığımızda Z eksenine de kullanım imkanı sunuluyor. Yani 3 boyutlu bir deneyim veriyor bu joystick bize. Ha, klavyeden de yapabiliyorsunuz ama klavye çok zor. En azından Microsoft Flight Simulator için bunu söyleyebilirim. Oyun kumandası bir nebze daha kolay ama %100 çözüm o da değil. Asıl çözüm böyle bir ürün. Bir de throttle dediğimiz bir şey var o uçak oyunlarında, uçak simülasyonlarında. Yani uçağın gazı diyebileceğimiz, otomobillerdeki gaz pedalı gibi bir gaz düğmemiz var. Onu da böyle yavaş yavaş arttırıp azaltabiliyoruz. Bu tarz bir throttle da yine bu ürün üzerinde bulunuyor. Yani böyle çok daha kompleks, çok daha yüksek fiyatlı çözümler de var uçak simülasyonları için. İşte throttle böyle elinizi attığınız falan. Farklı farklı cihazları bir araya getirdiniz ama yani bence o kadar çok büyük bir paralara vermeye gerek yok. Eğer çok hastasıysanız verirsiniz, alırsınız, o ayrı bir konu ama normal şartlarda yani sıradan bir kullanıcı için oyun bile çok pahalı zaten. Ya da oyunu oynayacak bilgisayar da çok pahalı. Gidip de böyle binlerce lira bence çok mantıklı değil. En azından benim açımdan değil arkadaşlar. Şimdi bu ürünün üzerinde böyle mesela burada 2, 4, 6... 6 tane tuş burada var, işte 4 tanesi burada var, bir tane burada falan, böyle bayağı bir tuş var arkadaşlar. 12 tane tuşu var çeşitli yerlerinde. Bunları oyuna göre otomatik olarak atanabildiği gibi siz isterseniz yani şu tuşa basınca şöyle olsun, bu tuşa basınca böyle olsun diye oyun içinden de ayarlayabiliyorsunuz. O güzel bir özelliği var. Ergonomisi çok güzel. Benim onun çok hoşuma giden tarafı oydu. Söylediğim gibi ben çok yani joystick tarafında tecrübeli birisi değilim. Onu da baştan söyleyeyim. Öyle bir beklentiye girmeyin. Elinizi koyduğunuz zaman bir çıkıntı var joystick'in. O çıkıntının üzerine tam oturuyor. Şöyle bakın, şu an ekranda göstereyim. Hatta şöyle yapayım. Şöyle koyduğum zaman elim aşağı düşmüyor. Bu çıkıntının üzerine oturuyor ve joystick'de işte burada ateş etme tuşumuz var. Eğer hani uçağı kullanırken ateş edebildiğiniz bir oyun oynuyorsanız buradan da ateş edebiliyorsunuz. Öyle bir özellik de sunulmuş oluyor. Ben beğendim. Yani artı şunu da çok beğendim arkadaşlar. Bu alt kısım, bu tabanı çok güzel bir şekilde tasarlanmış. Yere tam oturuyor. Ağırlığı da öyle bir dengeli bir şekilde yapılmış ki çok ağır değil ama çok hafif de değil. Yani siz joystick'i kullanırken hani kaymıyor mesela. Bakın şu an masa sallanıyor ama joystick yerinden kımıldamıyor arkadaşlar. O kadar güzel bir şekilde tasarlanmış. Çok hafif değil söylediğim gibi. Çok ağır da değil ama ve ergonomik bir şekilde kullanılıyor. Gördüğünüz gibi USB bağlantısı var. Bu USB bağlantısıyla kullanıyoruz. Peki
Şunu merak eden olabilir belki aramızda, fiyatı nedir diye. 350 lira civarında bugünlerde bu ürünün fiyatı. Ama fiyatlar çok hızlı değişiyor. Dolar artıyor, şu oluyor, bu oluyor, vergi geliyor falan filan derken fiyatlar çok hızlı değiştiği için, hani bugünkü fiyatı söylüyorum, bu videonun yayınlandığı tarihteki fiyatı söylüyorum. Bir sene sonra, iki sene sonra bu videoyu izlerseniz kaç para diye sormayın. Google'a sorup öğrenebilirsiniz hala varsa. Çünkü bu ürün eski bir ürün. 2016 yılında çıkmış. 4 yıldır hala piyasada ve şu anda Microsoft Flight Simulator'un popüler olmasıyla beraber tekrar bir bu üründe ciddi anlamda popüler olmaya başladı. Sağ olsun bunu bana Osman hediye etti arkadaşlar. Biliyorsunuz teknoloji okuldaki editörümüz Osman Tufan. Ben o da kendi oynuyordu bu oyunu, almıştı ama dedi ya ben çok şey yapmadım, oyunu oynamayacağım falan dedi. Ya da bilmiyorum artık, beni çok sevdiği için bana hediye etti. Ya parasını vereyim falan filan dedim ama yok istemiyorum falan filan dedi. İyi dedim, peki o zaman ben onu bir şekilde bir karşılığını vereceğim ama. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Piyasa fiyatı 350 lira dedik ama işte Letgo'da şurada burada ikinci elde 100 lira, 150 lira, 200 liraya kadar bulabiliyorsunuz. Hani alacaksanız, temiz bir ikinci el bulursanız alınabilir. Bizim yani aldığımızda işte Osman Letgo'dan aldı galiba. İkinci el almış, gayet temiz, kutusu bile duruyor gördüğünüz gibi. Bir de yazılımı var bilgisayara kurduğunuz. O zaman daha da farklı ayarlar yapabiliyorsunuz. Öneririm, onu da bir kurup deneyebilirsiniz. Bilgisayarı, bunu aldığınız zaman bilgisayar taktığınızda kullanılabiliyor. Bence güzel bir ürün olmuş. Eğer uçak simülasyonları ve benzer oyunlarla ilgili bir merakınız varsa önerebileceğim bir ürün olmuş Logitech'in Extreme 3D Pro isimli bu güzel ürünü arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere Logitech'in Extreme 3D Pro isimli joystick'ini anlatmaya çalıştım. Ama söylediğim gibi bu bir inceleme değildi. Bu ürün özellikle uçuş simülasyonlarının popüler olmasıyla beraber kullanabileceğimiz bir cihaz olduğu için yeniden gündeme gelmişti. Ben de en azından bu tarz bir ihtiyacı, beklentisi olanlar için, uygun fiyatlı bir çözüm arayanlar için tekrar bir göz atayım, kullanayım diye söylemek istedim sizlere arkadaşlar. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. İsterseniz beni Instagram ve Twitter gibi sosyal ağlardan da takip edebilirsiniz. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.